ODTÜ Oyuncuları 1960 senesinde kuruldu. Ve kurulduğundan 6 yıl sonra da gelenekselleşen şenliklerine başladılar. Kısa bir aradan sonra 89 yılında tekrar bu şenlikler başladı. Bu sene 6.sını gerçekleştiriyoruz. Kaç topluluk katılıyor? Bu sene 18 topluluk katılıyor. 14'ü üniversite tiyatro topluluğu. Diğer 4'ü, bir tanesi Hollanda'dan gelmek üzere profesyonel topluluklar. Şu anda ODTÜ oyuncularının sergilediği Verimsizler adlı oyunun provasındayız. Ve oyunun yönetmeni Abdullah Cabulus'la birlikteyiz. Merhaba. İsterseniz oyun üzerine biraz bilgi vereyim size. Verimsizler, Avusturyalı yazar Peter Turunen'in 1988 yılında yazdığı bir oyun. Peter Turunen oyunun adını çelik sanayinde kullanılan bir terimden almış. Çelik sanayinin personel bölümlerinde işten çıkarılacak olan işçilerin isimlerinin bulunduğu listeler var. Oyun, ekonomik kriz sırasında işten çıkarılan işçilerin kendi çelişkileri, çözüm arayışları ve bireyselliğe kaçışları ile ilgili. 45'te 6! 45'te 6 at oyunumuz için uygun bir ortam. 45 kişinin işe ihtiyacı var. Ama sadece 6'sı işe girebiliyor. Güçlü olan paçayı kurtarıyor. Şimdi bir sonraki yarışmacımızın oturma odasındayız. Hans ve Anna Freiberger çiftinin evinde. Bizim Hans Freiberger, fabrika tantrininde olay çıkardığından dolayı bir daha dönmemek üzere eşinden uzaklaştırılmış. Sevgili Anna ise çalıştığı fabrika güneşli güneye taşındığından işini kaybetmiş. Her ikisinin de tonla borcu var. Evden atılmaları an meselesi. Gerçekten de durumları çok kötü. Ama kaderlerini kendi ellerine almak istiyorlar. Tekrar yükselmek istiyorlar. 45'te 6 at oyunumuz için ideal bir çift. Oyunda Peter Turunen değişik bir teknik kullanmış. Bu tekniğe saldırgan şok dramatürşesi adı verilmiş. Kendisi aslında televizyon dizileri ve metinleri yazdığı için oyunu da biraz televizyon programı gibi kurmuş. Seyircilere ilginç geleceğini düşünüyorum.